doğan şehir. Malatya'nın tarihi doğal güzellikleri ve verimli topraklarıyla ünlü ilçesi. Eski adıyla viran şehir olan ama doğal güzellikleri nedeniyle adı değişen doğan şehir, özellikle mesire yerleri açısından oldukça zengindir. En önemli gelir kaynağı tarım olan doğan şehirde özellikle meyvecilik önemli bir geçim kaynağını oluşturmaktadır. Bu tarımsal ürünlerin başındaysa kayısı ve elma gelmektedir. Doğanşehir ilçemiz tarım ilçesidir, tarım bölgesidir. İlçemizde genelde bahçe bitkileri olarak her türlü bahçe bitkisi yetişmekle birlikte genelde meşhur olan Malatya'mıza has kayısı ve elma. Ve bizim ilçemizde özellikle elma diyarı diye geçmektedir. Ama bunun yanı sıra Malatya'nın en kaliteli kayısısı Doğanşehir'de yetiştirildiğiyle ben iddialıyım bu konuda belediye başkanı olarak. Ve aynı zamanda ben ziraat mühendisiyim. Ziraat mühendisi olarak da bu konuda iddialıyım. İlçemizde bahçe bitkileri derken mesela kiraz da yetiştirilmektedir. Bunun yanı sıra armut bayağı yetiştirilmektedir. Erikten tutun her türlü meyve, yani yöresel bu iklimde turunçgiller hariç hemen hemen birçok meyve yetişmekte. Doğan şehrin 14 kilometre güneydoğusunda Sürgü beldesinde bulunan Takas, yöre halkının oldukça rağbet ettiği bir mesire yeridir. Her gün çok sayıda ziyaretçi güzelliklerini görmek ve lezzetli alabalıklarından yemek için Takas'a gitmektedir. Malatya'ya 70 kilometre mesafede olan mesire yeri soğuk ve temiz sularıyla doğal bir akvaryum görünümündedir. Bizim mahallelerimizden bir tanesi de Sürgü Mahallesi'dir. Sürgü Mahallemiz suyunun oldukça bol olduğu bir mahalle. Mesela Takas'ın suyu gözü dediğimiz, Pınarbaşı dediğimiz ve birçok su kaynaklarının bulunduğu yer. Bu Sürgü Mahallemizde mesela balık tesisleri, lokantacılık, yani gastronomi dediğimiz damak tadına uygun birçok faaliyet gösterilmektedir. Alabalık'ın aslında ana merkezlerinden bir tanesi de Sürgü Mahallemizdir ve turizme açıktır. Oldukça yeşilliğiyle, suyuyla oldukça bir yer. Doğanşehir'imiz kısacası suyuyla, yeşilliğiyle, havasıyla ve insanıyla mükemmel bir şehirdir. Bulunduğumuz mekan Beypınarı dediğimiz suyun gözüdür. Ve buraya aynı zamanda belediyemize ait daha önce özel müteşebbis tarafından faaliyete geçirilen, rahmetli Vahap Başkanımız tarafından, belediyemiz tarafından kurulan şirketimize alınan ve burayı belediyemize bir tesis olarak kazandıran rahmetli Vahap Başkanımızdır. Bu tesis şu anda Beypınarı tesisleri olarak geçmektedir. Suyu oldukça kaliteli bir sudur ve ben geldikten sonra bu suyun tahlilini yaptırdım. Bu tahlil neticesinde şişelemeye oldukça elverişli, kaliteli bir su olarak çıkmıştır. Buranın suyuyla, havasıyla, yeşiliyle ve doğal güzelliğiyle ilgi çeken bir mekandır. İnşallah herkesi buraya bekliyoruz. Beypınarı suyu kaliteli bir sudur. pH'i oldukça uygun, şişelemeye uygun bir sudur. Mineralli bir sudur. Yani doğrudan içilebilen, yani insanların rahatlıkla içebileceği bir sudur. Aynı zamanda burası bizim Beypınarı tesislerimiz dediğimiz alabalık üretim tesisimiz. Havuzlarımızın bulunduğu yer. Bu Beypınarı suyuyla bunu üretmekteyiz. Ve Beypınarı'nın suyuna özel olarak da balıklarımız oldukça kaliteli çıkmaktadır. Burada pişirip yani ızgara balık olarak, kaşarlı balık olarak, soğanlı balık olarak tesislerimizde sunmaktayız. Ancak kilo olarak da canlı balıklarımızı satmaktayız. Verimli bir ova üzerine kurulu olan Doğanşehir, kadim tarihiyle de ön plana çıkmaktadır. Doğanşehir bir sevda. Doğanşehir'de yaşamak bir ayrıcalık. Kaynaşmış, kendi içerisinde huzurlu, barışık, tarihi, kültürü olan bir şehrimiz. Kendine özgü yemekleri, kendine özgü, kendine has türküleri olan kadim bir kültürün merkezi Doğanşehir. Bugünkü bilinen Doğanşehir şehir merkezimiz bir küçük bir ovadan ibaret olup
Milattan önceleri Hititlerden kalma elimizde bir takım buluntular var. Ama tarihi olarak tescillenmesi milattan önce 66 Romalılar dönemine dayanmaktadır. Şehir merkezimiz Romalılar dönemindeki ismi Zipetra ya da bazı kaynaklarda Sosopetra diye geçmektedir. Kayalıkların olduğu şehir. Hristiyanlığı yayma maksadıyla Romalılar döneminde beşgen yapılı surlarla oluşturulmuş yaklaşık 4500 dönüm arazi içerisinde bir şehirde bahsetmekteyiz. Üretime katkıda bulunmak ve istihdam oluşturmak için kooperatif çatısı altında bir araya gelen Doğanşehir kadınları, yapmış oldukları özel ürünlerle Doğanşehir'in tanıtımına önemli katkılar yapmaktadır. İsmim Gülşah Sağlam. Doğanşehir Gülşehir Kadın Kooperatifi Başkanıyım. 9 bayanla kurduğumuz Gülşehir Kadın Kooperatifimizde önceliğimiz ilçemizi tanıtmak, ilçemizin yöresel yemeklerini tanıtmak. İlk önceliğimiz işli köftemizden başladık bu yıl. İşli köftemizi yapıp hem kendi belediyemizin sosyal tesisine veriyoruz, kazanç sağlıyoruz hanımlarımıza, hem de şehirler arası kargoyla satışını yapıyoruz. İşli köftemiz içi ve dışı etten yapılan bir yemek. Her yerde işli köfte yiyebilirsiniz ama burada yediğiniz işli köftenin tadı bambaşka. Hanımlarımızın el işi ürünleri var. Onları kooperatifimize getirip orada satışını gerçekleştiriyorlar. Biz de tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Mutfak ürünlerimiz var, reçellerimiz, turşularımız, el işi ürünleri, bebek amigurumi bebeklerimiz var. Bu ve benzeri şeylerimiz var kooperatifimizde.